videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Değerli basın mensupları, teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihiyle 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8077 TL'lik bir artışı öngörüyoruz. Burada en düşük memur maaşı 22 Aralık 2022 tarihi itibariyle 9105 TL iken 2023 Ocak tarihinde 11.848 TL'ye artış oranıyla beraber 2023 Temmuz'unda 22.017 TL'ye çıkartılacaktır. Bugün az önce dinlediğiniz açıklamayla Temmuz 2023 memur maaşı artış oranları açıklandı. Buna göre enflasyon, memurun hak ettiği, hak ediş enflasyon farkı 17.55. Seyyanen de 8077 TL tüm memurlara yansıtılacak. En düşük memur maaşı 11.848 liradan %17.55 enflasyon farkı ve seyyanen eklenen farkla 22.017 liraya gelecek. Önceki videolarımızda bu hesaplamayı yapmıştık. Birebir aynısı çıktı. Birebir aynısı çıktı. Kuruşuna kadar aynısı çıktı. Neyse, biz konumuza dönelim. Tüm memurlara şu 8077 TL yansıyacak. Şimdi burada hesaplamayı ben şöyle beşer yüzlü dilimler halinde, beşer yüzlü farklar halinde 23.000 TL'ye kadar yaptım. Bunun sebebi, yani meslekleri yazmamamın sebebi şu. Herkes aldığı maaşı 3 aşağı 5 yukarı zaten biliyor. Net ele geçen maaşını zaten biliyor. Şimdi şuraya herhangi bir mesleği yazmış olsam, mesela öğretmen yazdım. Ha, öğretmen o kadar almıyor, düşük göstermişsiniz veya yüksek göstermişsiniz. Bu kadar yüksek mi alıyor öğretmen? Veya polis böyle mi alıyor? Doktor böyle mi alıyor? Mühendis böyle mi alıyor? Gibi tepkilere neden olacak veya suçlamalara neden olacaktı. Onun için herkes kendi aldığı maaşı 3 aşağı 5 yukarı bildiği için, aldığı maaşın tabloda kaç para olduğunu bildiğinden bakacak tabloda. Mesela 17 bin lira mı alıyor? Enflasyon farkı şu, üzerine 8077 TL geldiğinde yeni maaşı bu olacak. Bu şekilde tablodan bakarak yeni maaşını görebilir. Tabloda yer almayan 23.000 TL üzerinde ise kendisi hesaplayabilir. Hatta şöyle yapalım, onu da hesaplayalım. 23.000 üstü içinde maaşlar bu şekilde. 23 bin üstü olanlar da bu şekilde tablodan bakabilir, maaşlarını görebilirler. Şöyle yapayım hatta. Şöyle daha anlaşılır oldu. Bu şekilde maaşlara isteyen, aldığı maaşların karşılığı ne kadar yeni maaşlar görebilir. Bu konuda söyleyecekleriniz olursa veya maaş yeterli değil derseniz yorum yoluyla düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dediğim gibi daha önce verdiğim birebir aynı oranda zam yansıdı. Milim sapma olmadı tabiri caizse. Herkese hayırlı olsun. Güle güle harcayın. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.